Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte OnePlus'ın yeni amiral gemisi OnePlus 8 Pro'ya yakından bakıyoruz. Telefonu bizlere ulaştıran İzmir İletişim'e buradan teşekkürlerimizi iletelim ve lafı çok fazla dolandırmadan incelemeye hızlı bir giriş yapalım. Nereden başlıyoruz? Tabii ki kameralardan. OnePlus 8 Pro'da toplamda 4 tane arka kameramız mevcut. Ana kameramız 48 megapiksel f1.8 diyaframla birlikte geliyor. Telefoto lensimiz f2.4 diyaframlı ve 8 megapiksel. Ultra geniş açıya baktığımızda da 48 megapiksel değerini ve f2.2 diyafram değerini görüyoruz. Burada geniş açıdan da çok kısmadıkları belli. Aynı zamanda bu ultra geniş açının derecesi de 120 derece. Color filter diye de bir lensimiz var arkadaşlar, o da 5 megapiksel değerinde. Ana kameramız çıktığı 12 megapiksel olarak veriyor arkadaşlar. Tabi dilerseniz 48 megapiksel olarak çekme şansınız da var. Otofokus konusunda oldukça kararlı arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde netlemeyi yapabiliyor. Birçok sahnede de kumlanmayla karşılaşmadık. Ultra geniş açılı kameramızda da bence tıpkı ana kamerada olduğu gibi renkler oldukça güzel arkadaşlar. Açık ve koyu alanlarda dengeyi güzel sağladığını söyleyebilirim. Ancak şöyle bir olumsuz tarafı var arkadaşlar. Muadillerine göre, yani muadil amiral gemilerine göre geniş açılı, yani görüş açısı birazcık daha dar. Ama tabii çok da rahatsız edici değil. 3 katlık bir hibrit zoom'umuz var. Bunun yanında da 30 kat yaklaştırabiliyor dijital olarak. Tabii ne kadar kullanılır ne kadar kullanılmaz orası birazcık tartışılır. Portre modu çekimleri de tabii ki de yapabiliyor cihaz. Yine bu tarz amiral gemilerinde gördüğünüz gibi portre modundaki fotoğraflar gayet doğal ve şık duruyor. Telefonun çıktığı zaman çok fazla konuşulan bir özelliği vardı arkadaşlar. Fotokrom meselesi. Bu fotokromun amacı aslında fotoğraflara enteresan güzel bir filtre uygulamak arkadaşlar. Böyle sepyamsı bir efekt var. Dışarıda gün ışığında çektiğiniz zaman gayet güzel efektler uygulayabiliyor. Çıkış amacı buydu. Ancak burada şöyle bir detay vardı. Fotokromla çektiğimiz bazı nesnelerin içi gözüküyordu. Bu nesneler neydi? Çok ince giysiler ya da kızılötesi geçirgenliği olan bazı nesneler. İşte ben internette araştırırken gördüm. Apple TV'nin kumandanın vesaire içini görmüşler ya da adam böyle işte buraya telefon kutusunu koyuyor içine. Onu dışarıdan fotoğrafını çekiyor. Hangi model, hangi marka olduğu belli oluyor. Daha sonra telefona bir güncelleme geliyor ve bu modu tamamen kaldırıyorlar. Sonra millet birazcık isyan etmeye başlıyor kullanıcılar ve bu mod tekrar geri geliyor ancak eski işlevini yitirmiş şekilde. Ya da ben testlerinde bunu başaramadım. Zaten internette de biraz araştırdım. Yabancı forumlarında dolaştım. İnsanlar bu konuda bayağı isyan ediyorlar. Telefonu sırf bu sebepten alan insanlar varmış. Fotokrom meselesini bir kenara bırakalım. Video ile devam edelim istersen. Telefonda video tarafını 4K video tabii ki çekebiliyoruz ve 60 kare olarak çekebiliyoruz arkadaşlar ve bu 60 kare çekim tüm modlar için geçerli. Yani geniş açıda da istersek 60 kare ya da ultra geniş açıda 60 kare çekebiliyoruz. Yine birçok telefonda amiral gemilerinde vesairede gördüğümüz gibi videoyu sabitleme, dengeleme modu var. Hemen el resmine basıyoruz. Super Stable açık zaten yazıyor. Ancak burada 60 kare kullanamıyoruz, 30 kare kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi OnePlus 8 Pro üzerinden dinliyorsunuz. Yani mikrofonları bu şekilde kaydediyor. Şimdi biraz da ekran ve tasarım meselesinden bahsedelim isterseniz. 6.78 inçlik QHD Plus AMOLED bir ekranı var telefonun. Bunun yanında da önemli özelliklerinden bir tanesi tazeleme hızının 120 Hz olması. Bu ne demek? Daha akıcı, daha güzel bir görüntü görmenizi sağlıyor arkadaşlar. Tabii ki de hep 120 Hz'de kullanmak ve en yüksek çözünürlükte kullanmak telefonun pil ömrü açısından geriye götürecektir. Bu nedenle telefon bazı uygulamalarda kendi kendine bu Hz meselesini düşürüyor, 60 Hz'e çekebiliyor ya da uygulamasına göre aktif ediyor, deaktif edebiliyor. Bu tamamen telefonun elinde. Yani oyun oynarken ya da film izlerken 120 Hz'e getiriyor. Onun dışında 60 Hz'e geriye çekiyor. Şundan da bahsedelim arkadaşlar. OnePlus 8 Pro'da MIMC böyle bir özellik var arkadaşlar. Mesela 24 karelik veya 30 karelik bir video izliyorsunuz arkadaşlar. Bu hareketli grafik yumuşatma diye geçiyor. Ayarlarda bunu aktif ettiğiniz zaman araya yapay zeka çeşitli görseller ekliyor. Çeşitli görseller dediğim aynı kareyi alıyor. Yanına bir tane daha koyuyor. Biz bunu daha akıcı, daha yumuşak bir şekilde görebiliyoruz. Sağ tarafta bir tane güç düğmemiz var arkadaşlar. Onun hemen üzerinde bir tane switch var, düğme var veya adına ne derseniz işte sessiz moda, titreşime veya sesli genel moda alıyor. Bunun dışında sol tarafta ses açma kısmı düğmemiz yer alıyor. 199 gramlık bir ağırlığı var. Ne çok hafif ne çok ağır bir telefon. Bunun yanında 3 farklı renk seçeneği mevcut cihazın. Bizim elimizdeki buzul yeşili olarak geçen rengi arkadaşlar cihaza gayet yakıştığını söyleyebilirim. Arkadaki kamera çıkıntısı tabii ki de yine bütün amiral gemilerinde gördüğümüz gibi mevcut arkadaşlar. Ortada olduğu için birazcık daha az sallanıyor ancak masaya koyduğumuz zaman tabii ki de
sağdan soldan sallanıyor. Biraz da donanım tarafından bahsedelim. Telefonun oldukça güçlü bir cihaz bizleri karşılıyor. Snapdragon 865 ile birlikte geliyor telefon arkadaşlar. Piyasadaki birçok amiral gemisinden çok da büyük bir farkı yok aslında donanım bazında. Android 10 ile birlikte geliyor tabii ki telefon. Oxygen OS 10 arayüzüyle birlikte de geliyor. Aynı zamanda oldukça sade bir arayüzü olduğunu söyleyebilirim. Öyle çok fazla gereksiz uygulamayla vesaireyle doldurmamışlar. Temiz, gayet güzel bir Android sürümü olduğunu söyleyebiliriz. OnePlus 8 Pro'da tabii ki de bu donanımla birlikte günümüzdeki en iyi mobil oyunları, en güçlü mobil oyunları rahat rahat oynayabiliyoruz. Orada bir sıkıntımız yok. Ayrıca tıpkı Samsung vesaire diğer amiral gemilerinde olduğu gibi telefonda yine bir oyun modu da mevcut arkadaşlar. Oyun oynarken Fnatic diye okunuyor sanırım, yanlış bilmiyorsam. Bunlar zaten bir e-spor takımıydı. Onlarla sanıyorum bir anlaşmaları var alt tarafta. Bununla birlikte oyunda performans modunu açabiliyoruz ya da işte arkadaki bildirimleri engelleme vesaire vesaire gibi aslında standart bir oyun modundan beklediğimiz şeyleri bize telefon sunuyor. RAM tarafında da bizim elimizdeki cihazda 8 GB RAM var arkadaşlar. Ancak bunun 12 GB RAM'li modelleri de satılıyor. Bunu hatırlatalım. Aynı zamanda depolama olarak da yine bizim elimizdeki model 128 GB'lık bir depolamaya sahip. Ancak 12 GB RAM'li olanı alırsanız 256 GB'lık bir depolama sizleri karşılıyor. Şimdi gelin o kadar işlemcisinden, RAM'inden vesaire bahsettik. Birazcık kendisiyle PUBG oynayacağız arkadaşlar. Hem ne kadar ısınıyor ona bakalım, hem de pil performansından da bahsetmiş olalım. OnePlus 8 Pro 4510 mAh batarya ve tersine kablosuz şarj gibi artık bu seviye telefonlar için standart özelliklere de sahip. Tersine şarj özelliği 3 watt destekliyor. Yani öyle efsane bir performans beklemek yanlış olur. İşte kulaklıkta, akıllı saatte o tarz şeylerinizi şarj edebilirsiniz ama bir telefonu oturayım da şarj edeyim gibi bir durum bence söz konusu değil. OnePlus telefonu kablolu şekilde 23 dakikada, kablosuz olarak da 30 dakikada %50 şarj olduğunu söylüyor. Bize telefon kutulu gelmediği için deneme fırsatım olmadı. O yüzden bu konuda net fikrimi söyleyemiyorum arkadaşlar. Telefonun şarjı da tamamen sizin kullanım alışkanlıklarınıza göre değişen bir durum. Ancak benim test ettiğim sürede ve senaryoda Wi-Fi sürekli açık ve gün boyunca fotoğraf, video çekerek, yeri geldiğinde oyun oynayarak ve 120 Hz tazeleme hızında bir günü rahatlıkla çıkarmayı başardı. Tabi standart bir kullanımla da 1,5-2 günü zorlama ihtimaliniz var arkadaşlar. PUBG sonuçlarına baktığımız zaman da 15 dakika boyunca oynadık. En yüksek ayarlarda oldukça akıcı bir deneyim sundu bizlere. Başlarken şarjımız 79'du arkadaşlar. 15 dakikanın sonunda da sadece %5'lik bir düşüş yaşadı ve %74'e geriledi. Sıcaklık olarak da çok küçük bir artış gösterdi. 34 dereceden sadece 36.2'ye yükseldi. Bizim yine dışarıdan ölçebildiğimiz kadarıydı. Şimdi oyunumuza baktık. Artık son sözlerimize yavaş yavaş gelebiliriz. Son sözlerimize her zaman ilk başta neyi söylüyoruz? Tabii ki de fiyatı. Ancak şu an için fiyat konusunda net bir şey söyleyemiyorum. Çünkü böyle büyük internet sitelerinde şu an satış yok, ürün kalmamıştır vesaire gibi yazılar var arkadaşlar. Direkt gidip işte böyle internetten alma gibi bir durumunuz videoyu çektiğim gün itibariyle yok. Ancak çeşitli sitelerde biliyorsunuz arkadaşlar o siteleri. İşte kayıtlı, nokta çiziksiz vesaire diye satılıyor, sıfır diye satılıyor arkadaşlar. Oralarda 7500-7000 TL bandında hatta 12 GB RAM'li modelini bile bulmak mümkün. Eğer güveniyorsanız, hani sizin için bir sorun yoksa öyle yerlerden almakta, kayıtlıdır, e-mail konusunda ben sıkıntı çekmem vesaire diyorsanız ya da Türkiye garantili bulursanız, o zaman alınabilecek bir cihaz 7000 TL bandı. Çünkü birçok amiral gemisinin sunduğu özellikleri zaten kendisi de sunuyor. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte OnePlus 8 Pro'ya yakından baktık. Kafanızda takılan herhangi bir soru işareti varsa hemen aşağıdan yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere diyelim. Bir de şuradan videoyu beğenebilirsiniz. Bunu söylemeyi unuttum. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.